Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden 100. kere herkese merhaba. Merhaba. Tuba, Mart 2019'da başlamışız. 100. program. Tebrik ederim. Vallahi ben de sabrın için seni tebrik ederim. Ayrıca izleyici ve dinleyicilerimizi de tebrik ederim. Bizi bırakmadılar 100 bölümdür, yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir deyişle 4 hafta sonra da ikinci yıl diyeceğiz. 54 yıl olacak, öyle değil mi? Evet. Başlarken bir arkadaşım şeyi sormuştu. Haberleri bitince ne yapacaksınız demişti. Ben de demiştim ki bırak haberin bitmesini, bir önceki haftaya dönmek zorunda kalacağımız haber hiç olmayacak demiştim. Haberin önemi sebebiyle daha eski haberlere tekrar tekrar ele aldığımız oldu Tuğba, ama herhalde bu hafta da haber yok. O yüzden bir önceki haftadan veriyoruz demek zorunda kaldığımız hiç haber olmadı, değil mi? Tabii Murat, siber saldırıları hiçbir zaman son bulmayacak. Durum bunu gösteriyor. Biz pek habersiz kalmayız sanki. Bu musluklaşmaya devam edecek. Evet, yine de 100 güzel bir başarı. Arka tarafta bize başından beri eksiksiz destek veren Ceren'e, sana ve tüm izleyicilere, tüm dinleyicilere çok teşekkürler deyip bugünkü ilk haberime geçiyorum izninle. İlk haberim bir Android uygulaması. Aslında tahmin ediyorum Android kullanıcılarının çok önemli bir kısmının bildiği bir Android uygulamasıdır. Çünkü yıllardır bu en çok indirilen uygulamalar listesinde büyük yer içeriyor, kaplıyor. Çok fazla kullanılıyor. Uygulamanın adı Share It. Yani onu paylaş ya da paylaşım programı gibi düşünebilirsin Tuğba. Sen de biliyorsun, internet eğer iyiyse, hızlıysa cihazlarımız arasında veri paylaşmakla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Ama büyük miktarda veri paylaşacaksak ya da internet bağlantımız iyi değilse ya da kendi içimizde telefonumuzla bir başka telefon arasında, telefonumuzla bir başka bilgisayar arasında bir bağlantı sağlayıp bir takım dosyaları aktarmak istiyorsak, o zaman internet yerine yerel bir bağlantıdan aktarmak çok önemli hale gelecektir. Share It uygulaması da Android cihazlar için bunu çok kolaylaştıran, çok imkan sağlayan güzel bir uygulama. Fakat bu arkadaşlarımız, bu arada Singapur şirket merkezi bir şirket burası. Şirketin kendi adı da Smart Media 4U ya da Smart Media for You diye İngilizce okunabilir bir şirket. Aslına bakarsan Trend Micro'nun 3 ay önce bulduğu bir güvenlik açığına 3 ay boyunca yanıt vermemiş. Ha, bu arada uygulama köşeye bırakılmış eski bir uygulama da değil. Bu arada sürekli değişiklikler oluyor, yeni özellikler ekleniyor, güncellemesi var. Ama bir neden de oradaki yazılımcılar Trend Micro'nun bu uyarısını ciddiye almamışlar. Trend Micro'da 3 ay bekleyip bu işte Responsible Disclosure dediğimiz, yani işte saygı göstererek verileri, açıkları bildirme yapısı gereği bununla ilgili detayı şeyde kendi web sitelerinde yayınlamışlar. Bu güvenlik açığı ne iş yapıyor dersen, aslında son derece hassas verilerin açığa çıkmasına sebep oluyor. Share It üzerinden paylaşılan ve onun kontrolündeki tüm dosyalara aradan ulaşmak mümkün öncelikle. Arkasından telefona herhangi bir kötü niyetli yazılım yüklemek ve onu çalıştırmak mümkün. Hatta şeylerin, Android dünyasının iyi bildiği, en azından oradaki teknik kişilerin çok iyi bildiği APK dosyası, yani mobil uygulama dosyasını yükleyip telefona bir başka mobil uygulama daha yüklemenin mümkün olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili güncellemeler, şeyler devam ediyor. Umarım bir an evvel güncellenir. Herkes de, 1 milyar kişi de bilgisayarında bunu günceller. Çünkü yeni bir güvenlik açığı değil, aylardır var olan bir güvenlik açığından bahsediyoruz Tuba. Evet, bayağı bir etkilenen çıkacaktır bu durumda sevgili Murat. Biz de takipçisi olacağız. Benim haberim yine otomotiv sektöründen bir acı haber aslında. Biliyorsun yakın zamanlarda Honda'nın başına gelmişti. Şimdi severek takip ettiğimiz markalardan bir tanesi Kia'nın maalesef başına geldi. Kia Motors'un Amerika'daki şirketine ait bir takım sunuculara ve işte kritik sistemlere yönelik bir fidye saldırısı durumu söz konusu. Özellikle son kullanıcıların kullandığı, bayilerin kullandığı, otomotiv alım satımı yapan insanların da içinde bulunduğu verilerin çalındığı ve bu verileri barındıran sistemlerin de CryptoLocker diye tabir ettiğimiz şifreleme yazılımıyla şifrelendiği detayları var haberimizde. Şöyle ki, Kia Motors Amerika'dan 20 milyon dolar karşılığı Bitcoin talep ediliyor. Ancak eğer işte bir hafta içerisinde bu para temin edilemezse bu fidyenin 30 milyon dolara
yükseltileceği yine Dark Web'de attackerlar tarafından yayınlanmış durumda. Hatta bunu artık biliyorsun şöyle yapıyorlar. Ele geçirdikleri veriden bir bukle yayınlıyorlar. Diyorlar ki bakın elimizde bu detayda veri var. Ve bunun içerisinde kişisel veriler de var. Yani otomobili kim satın aldı ya da işte hangi bayiden satın aldı, hangi adrese teslim edildi, ne zaman bakıma gitti gibi içinde kişisel verilerin de bulunabileceği aslında son derece tehlikeli bir veri kaybı durumu söz konusu. Dolayısıyla onu takip ediyor olacağız. Bir de meraklısı için söyleyeyim, otomotiv sevdalıları için. Kia Motors'un bağlı olduğu Hyundai grubundan herhangi bir veri sızıntısı ya da herhangi bir ihlal bildirilmiş değil henüz. Konunun takipçisi olacağız. Evet Tuba, takipçisi olmak gerekiyor. Bu arada hani konumuzla ilişkili değil ama dikkatimi çekti, çok da hoşuma gitti. Kia'nın biliyorsun logosu değişti, belki fark etmişsindir. Yeni logosu çok hoş olmuş. Umarım böyle siber güvenlik haberleriyle daha da fazla lekelenmeden bu logonun da keyfini sürerler ticari olarak diyeyim. Çok teknik detaya girmeyeceğim bugün. 100. programımızı biraz daha fazla önemsiyorum. Çok keyifli geçti. Her şey bir yana bu haberleri, bu programı yapmak uğruna sadece burada yayınladığımız ikişer, birer, üçer haber değil ama onlarca haberi takip ediyor olmak zaten eskiden de yaptığım bir şeydi. Şimdi bu programın motivasyonunu yapmak benim için çok keyifli bir hale geldi. Tüm Siber'in günlüğü dinleyicilerine, izleyicilerine, yapımcısına, destekleyicilerine çok çok teşekkürler. Konuklarına, zaman zaman aldığımız konuklarına da çok teşekkürler. Evet, ben de teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu buluşu sen sağladın sevgili Murat. Beni de bu işin içine sen çektin. Ama iyi ki de yaptın. Çok keyif alıyorum ben de her hafta burada bulunmaktan. Hakeza bizim olmadığımız dönemlerde konuk olarak aramıza katılan değerli arkadaşlarımızdan da onları dinlerken de çok keyif alıyorum. Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Bazen iş hayatımızda işte bir vakadan bahsediliyor ya da işte şurada şöyle bir şey olmuş duydun mu diyor bazı arkadaşlarım. Bunlar mesai arkadaşlarım da olabiliyor. Ben de diyorum ki Siber'in günlüğünü dinlersen orada bahsetmiştim iki hafta öncenin haberi bu bayat falan diyorum mesela ve böylelikle aslında takipçimiz de artmış oluyor ve konuya ilgi de aslında oldukça yüksek. Dolayısıyla ben faydalı bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İyi ki de yapıyoruz. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Herkese sağlıklı, keyifli, mutlu ve güvenli haftalar. Hoşça kalın. Nice yüzleri. Hoşça kalın.